gün gitme kararı aldım ve gittim salona. Salona baktım. Dedim Nazmiye, burası sana göre bir yer değil. Burada hep demirler var, ağırlıklar var. Dedim sen eve git. Sonra öyle böyle derken salona tekrar gittim. Annem dedi git bir dolaş dedi. Gittim dolaştım. Baktım yapabileceğime kanaat getirdim. Yani dedim ben bunu yaparım. Ama tabii hiç bilmiyorum ki ben yurt dışına çıkacağım. Ben hayatım değişecek. Kesinlikle yani. Hiç aklımın ucunda yok. Sadece arkadaş ve aktif bir şey zannediyorum ben. Bayan sporcu istemiyorlar kesinlikle bu sporda. Bayan sporcu federasyon demiş, bayan sporcu olmasın Azer'de. Yani yapamayacağımızı mı düşündü artık ne düşündü orayı bilemem. Hiç bayan yokken ben başladım bu spora, 3 aylıktım. Yurt dışına çıkacağım, kampa girdim. İlk maçım Avrupa üçüncüsü oldum. Babam benim kızımın ne işi var burada falan demiş. Babam bilmiyor ki benim yurt dışına çıktığımı. Haberi yok. İnanamamış. O sabah eve geldim. Dedi kızım sen neredesin? Ben dedim maça gittim. Dedi tekrar gideceksin mi? Evet dedim gideceğim. Durmak yok dedim. Yola devam edeceğim bu yolda dedim. Sonra bir baktım. Öyle böyle derken dünya geldi. Avrupa geldi. Tabii 2008 geldi. Pekin. 4 olunca orada dedim artık ölümüne idman yapacağım. Çok basite almıştım çünkü. Dedim artık bu maçı, bu maçlarımı basite almayacağım deyip spor hayatımda bambaşka bir sayfa açtım 2008'den sonra. Gecemi gündüzüme kattım. Böyle heyecanla her gün idmana gittim. Normalde bir idman yapmam gerekiyordu. Ben 3 idman yaptım, 2 idman yaptım. Çevremdeki insanlardan tabii ki de Nazmiye işte erkeklerle antrenman mı olur? İşte onların yaptığını sen yapabilir misin? Hatta bana ben de diyordum ki oho diyordum ben de. Bir tane abi var diyordum. O basıyor 80 kilo ben basıyorum 85 kilo. Ben geçiyorum onu diyordum. Gerçekten de öyle oluyordu yani. Tabii spora başladığım zaman zorluklar oldu, olmadı değil. Konya'da stadyumda yapıyordum. Fakat tabii benim oraya gidip gelmem çok zordu kışın, hele hele kışın. Ben Meran Belediyesi kulübünde görevliyim. Oranın adına yarışıyorum. Konya Meran Belediyesi'nden. Bana tekerlekli sandalye aldılar. Ben onunla salona gidip salondan geliyordum. Tabi otobüslere binilmiyordu o zamanlarda, engelli otobüsü motobüsü mümkünü yok. Bizim zaten engelli olduğumuz nerede karşımıza çıkıyor? Biri otobüste, biri merdiven. Bir de asansör olmayan yerlerde. Başka bizim bir engelimiz yok. Mesela girişlerimiz düz olmalı. Engelliye uygun olmalı. İşte biz buralarda engelli olduğumuzu fark ediyoruz. Ya ilgi var, evet var ama ilgi bize değil maalesef. Yani bizler her zamanki gibi bir ikinci planda kalıyoruz. Futbola destek var. İşte normal halterde mesela derece yapmış, ona ilgi var. Yani buralarda engelli olduğumuzu bir kez daha hatırlıyoruz aslında. Mesela akşamından veya benim maçım sabahsa veya akşamsa o gün akşam aynanın karşısında otururum. Önce provasını yaparım. Saçımı böyle yapacağım, makyajımı böyle yapacağım diye. Sonra giderim saçımı yıkarım. O saçı bozarım. Sonra tekrar makyajı bozarım. Sonra sabah olduğu zaman hemen yanıma kahvemi alır. Saçımı ve makyajımı yapmaya başlarım. Maç saatine kadar. İlk bayan olarak ben başladım bu sporda. Hatta ben Avrupa üçüncüsü olduğumda dediler ki Nazmiye'yi omuzlardan indirmeyin. Nazmiye artık halterin göz bebeği oldu. Ben o gündür bugündür gerçekten de halterin göz bebeği oldum. Yarın bir gün Nazmiye olmayacak.
Fatma olacak, Fatma olmayacak, Dersel olacak. Muhakkak birileri olacak, bizim yerimizi birileri dolduracak.